Evet arkadaşlar, şimdi sizlere biraz sonra bir video izlettireceğim. Hepiniz göreceksiniz orada. Bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için CHP'nin ne kadar milletvekilleri varsa ve onlar tanınmış, onlar sosyal medyada takipçiler olduğu için söylüyorum ve daha bunun hani alt tabanı var, tabakası var. Onun ne kadar CHP gönüldaşları varsa ve sosyal medya paylaşımcıları ve ilçe başkanları, yardımcıları, buna benzer üst düzey ne kadar yetkili, görevli yöneticiler varsa hepsi Süleyman Soylu'ya hakaretler, küfürler savurarak görevini kötüye kullandığını, işini yapmadığını öne sürerek halka kötü şeyler empoze edip ayrıştırmaya varıncaya kadar böyle paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu ülkenin geleceği için gece gündüz mücadele eden bakanlarına aşağılarcasına burada hakaretler ediyorlar ailelerine varıncaya kadar. Ama bakın kimlerle beraber olduğunuzu, kimlerin yanında olduğunuzu, Süleyman Soylu'yu kimlerin sevmediğini, kimlerin aşağıladığını, kimlerin korkulu rüyası olduğunu şimdi size izlettireceğim. Bu videoyu izledikten sonra artık bir şeyler anlamanız gerek. Bakın arkadaşlar, hemen açalım. Süleyman Soylu mu, Soysuz mu? Her neyse. Bu bomba Kandil'de PKK terör örgütünün sözde lider kadrosunun üzerine indi. Şimdi Süleyman Soylu kendisi İçişleri Bakanlığı yerine adeta Suç İşleri Bakanlığı. Süleyman Soylu'nun işgal ettiği koltuk devletin en özel koltuklarından biridir. Örgütün elebaşlarından Rıza Altun yaralandı. Çok önemli 3 ismi Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş öldürüldü. Özellikle o dediğim mesela İçişler Bakanı, yani tahrik şey diyor. Böyle bir İçişler Bakanı bir ülkede olabilir mi ya? Bu serseri kabadayı tak mıdır yani? Kendini bilmez bir şey. Türkiye'yi zehirlemeye devam ediyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nı sürdürmesi bizce mümkün değildir. Onu da öyle bir şey olarak, tetikçi olarak piyasaya sürmüşler. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'ın örgüte gönderdiği mesajda zor operasyonların ardından büyük zayiat verildiği... İçişleri Bakanı derhal istifa etmeli. Derhal istifa etmeli. Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değil. Millet için en büyük tehdit ve tehlikedir. Keşke İçişleri Bakanı kendisi istifa etseydi. Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Evet arkadaşlar, bu videoyu işte Halk TV'de, Fox'ta, Tele1'de bulamazsınız. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bir tarafta Kandil, Murat Karayılan, HDP var. Diğer tarafta CHP var. Özgür Özel, Engin Özkoç, biliyorsunuz Keltoroş. Yani ne diyorlar? Böyle bir İçişleri Bakanı olamaz. CHP tarafından böyle bir İçişleri Bakanı. Derhal istifa etmesi lazım. Derhal Türkiye'nin diyor bakanlığını diyor kötüye kullanıyor diyor. Öbürü ne diyor? Soysuz diyor. Ne kadar zayiat verdiriyor diyor. Bizi diyor avlıyor diyor. Bizi yok ediyor diyor. Perişan ediyor diyor. Yani açıkça adam çıkmış ağlıyor. Süleyman Soylu'dan ne kadar rahatsız. Acilen diyor ya. Adam acilen diyor. Böyle bir İçişleri Bakanı olamaz diyor. Şov yapıyor. Şovmen diyor. Bizim peşimizde diyor. Öyle adım adım ensemizde diyor ya. Nefesi ensemizde. Mağaradan kafamızı çıkarttığımız anda bizi zımbalıyor diyor. Gece diyor rüyalarımıza giriyor adam diyor. Korkutuyor diyor. Biz şehirlere, oralara, buralara dalamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz demek istiyor ya. Murat Karayılan perişanlığını anlatıyor. CHP niye perişan? Ben onu anlamıyorum yani. Şimdi CHP'nin derdi ne yani? Ne yapması lazım? Şimdi bu Süleyman Soylu'nun Murat Karayılan gözünde ne kadar başarılı, yani ne kadar tehlikeli birisi olduğunu ve rüyalarına girip uykusunu bölen birisi Kandil'in açısından böyle bir insan olduğunu şimdi bu videoda anlıyorsunuz. Ama CHP'nin niye rüyalarına giriyor? Niye onların uykusunu kaçırıyor? Niye derhal istifa etmesi lazım? Zararı ne? Hani desen yine bu ülkenin başbakanı veyahut da cumhurbaşkanı bu ülkede hani istifa etsin de koltuk bize kalsın deseniz anlayacağım, ama bunun başarısı, Soylu'nun başarısı niye CHP'yi rahatsız ediyor? Soylu'nun başarısı derken Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı kardeşim. Bizim başarımız. 40 yıldır bitmeyen meselemiz. Türkiye'yi bölecek olanların meselesi ya. 40 yıldır Güneydoğu'yu bölmek isteyenler. Güneydoğu'yu
böyle tehditle, şantajla insanları dağa götürerek her türlü işkencelerden, her türlü katliamları yapan bir örgütten bahsediyor. Artık çırpınışlar, çırpınış yani son zamanlar ya, çırpınıyorlar adamlar. Kendilerine dağda eleman bulamaz haldeler. SİHA'lar, İHA'lar dumanlarını attırıyor ya. Süleyman Soylu enselerinde ya, nefes, böyle bir nefes kadar yakın onlara. Anında zımbalıyor. Her gün duyuyorsunuz. Gri kategoriden, kırmızı kategoriden, yeşil kategoriden hep böyle PKK'lar hep yok ediliyor. Hep yok ediliyor, imha ediliyor. CHP'nin derdine doğru. Şunu unuttuk değil mi? 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Antalya'da belediye başkanlığını seçimlerine kazandıran HDP 2023'te de tekrar CHP ile ittifak yaparsa Türkiye'yi ele geçirebiliriz. Erdoğan'dan kurtuluruz. Türkiye de isterse batsın, isterse PKK'nın eline geçsin, umurunda bile değil diyen bir CHP var burada. Onlar da bu yüzden rahatsız. Anladık onların rahatsızlığını. Bak HDP'nin rahatsızlığını anladık. Murat Karayılan'ı anlattık. CHP'nin de rahatsızlığını anlattık. Be kardeşim, Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti, senin o kadar şehitlerin var, sen niye rahatsızsın? Sen niye bu çapulcuların arkasında hani bunlara kuyruk oluyorsun? Bitmesini istemiyor musun? 40 yıldır başına bela olan bu örgütün bitmesini istemiyor musun? Bak adamların rüyaları kaçmış. Sizin niye rüyanız kaçıyor? Siz niye Halk, Tele 1 veyahut da Fox izleyicisi hani izleyerek kendi kafanızı bulandırıyorsunuz? Onları izleyerek artık yakında PKK'nın da Türk askeri olduğuna inanacaksınız. Bugün onları her gün izle, başka bir kanal olmasa, tek onlar olsa, bak başka kanal olmasa, bugün adeta adamlar PKK Türk askeri, Türkiye hizmet ediyor diyecekler ya. Yakında onu da diyecekler ama karşı tarafta diğer kanallar ne yapıyorsun? Ve iktidarda bugün bir AK Parti, bir Erdoğan olduğu için, bunlara hesap soracak bir merci ve makam olduğu için bunu demeye cüretkar değiller, edemiyorlar. Ama bunlar yarın başa geçtiklerinde bunu diyecekler ama. Bize çalışıyor diyecekler adamlar. Bize, bizim örgütümüz diyecek adamlar ya. Bizimmiş diyecekler. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.